Merhabalar değerli Kanal A izleyicileri, Bir Seçim Günlüğü programıyla bugün karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Merhabalar efendim. 14-30-15 saatleri içerisinde aralığında hafta içi her gün sizlerle birlikte oluyoruz. 30 Mart 2014 yerel seçimlerin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Siyasi partilerin üst düzey yetkililerini, belediye başkanlarını, adayları ve aday adayları programımızda ağırlıyoruz. Bugün her gün olduğu gibi çok kıymetli bir konuğumuz var. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan aday adayı Nevzat Sudaş Beyefendi. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Sizi hem Türkiye siyaseti çok yakinen tanıyor, hem ekonomi dünyası çok iyi tanıyor. Siz Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla uzun yıllar yol arkadaşlığı, dostluğunuz var, birlikteliğiniz, beraberliğiniz var. Bugün de Mart 2014 yerel seçimlerinde bu yarışta ben de varım dediniz. Büyükçekmece hizmette ben de adım atacağım dediniz. Ve AK Parti'den Büyükçekmece Belediye Başkan aday adayı oldunuz. Ben kısaca özetledim ama Nevzat Sudaş'ı değerli Kanal A izleyicilerimiz, değerli Büyükçekmeceliler daha yakinen tanımak isterlerse Nevzat Sudaş kimdir diyelim. Evet, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de sohbetimize başlarken bütün izleyicilerimizi, kanal camiasını saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Nevzat Sudaş Erzincan doğumlu, ilkokulu Erzincan'da, ortayı Erzurum'da, liseyi Ankara'da, daha sonra da üniversiteyi Marmara Aliyat Fakültesi'nde tamamlamış. Evet. Lisesi oluyor. 1975'te İstanbul'a gelmiştik. Tahsil amacıyla geldik. O günüsü İmam Hatip'i bitirdikten sonra liseyi de bitirelim, tıbbı okuyalım bir sevdası vardı. Geliş o geliş. Geliş daha o da geliş. Gitmedik. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Fakat çok yüksek puan almamıza rağmen imkansızlık yüzünden tıbbı okuyamadık. İlahiyat okuduk, bitirdik. Çok şükür müşteki değiliz ama evet, kısmet böylemiş. Daha sonra aşağı yukarı 35-40 yıla yakın bir Kapalı Çarşı esnaflığımız vardır. Orada altın döviz işiyle uğraştık. Parikende, Fatih Teparikende dükkanımız vardı. Sonra Sayın Başbakan'ın evet, ricasıyla Kuyumcu Kent. Aynen öyle. Altıncıların, altın iş adamlarının merkezi Kuyumcu Kent'te yönetim kurulu başkanı yapıyorsunuz. Şu anda halihazırda da o göreviniz devam ediyor. Doğrudur. Şu anda 97-98 yıllarında Sayın Başbakanımız, o zaman tabii Belediye Başkanımızdı. Abi siz bu da yok musunuz? Niye dedi? Hayır, hasbi işte oluyorsun da burada niye yoksunuz, olman gereken yerde? Evet. Biz de baş üstüne dedik. Güzel bir ekip kurduk. Kuyumcu Kent'e hizmetimize başladık. Orada çok müflis bir durumdaydı.